Merhaba arkadaşlar, bir revizyonun yeni bir bölümünün sahibiniz. Ben Can, yanımda Erdem var. Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Can'la birlikte video çekmeyeli uzun bir zaman olmuştu. Evet Can. Evet. Bugün gördüğünüz gibi bir RPG oyununa sizlerle birlikteyiz. Oyunun adını söylemeye ne dersin Can? Final Fantasy 7. Yani Final Fantasy serisinin gelmiş geçmiş grafik olsun, konu olsun, her şey olsun en epik serisi. Aslında benim bir tane save dosyam vardı. Ondan devam etmeyeceğim çünkü spoiler olacak. Yani çok çok spoilerlı bir seri olacak. Her şeyi anlatmam gerekecek. Yani. Şu an gördüğünüz üzere intro'yu seyrediyoruz. Ya mouse sağa çeksene abi. Ve intro'yu geçmenin hiçbir mümkünatı yok hani. Yani hikayeyi mesela, anlamak için de. Okey kuşu Q ile yani ne yapmak istesem Q kuşunu ayarladım. Oyunda şöyle bir özellik var. Ben bu oyunu bir kere korsan oynamayı denedim. Ama kuşlarını değiştiremedim. Şimdi orijinalinde kuşlarını değiştirebiliyorum. WASD ile yürüyebiliyorum yani. Çok güzel bir şey. Hani yani böyle. Görmüş olduğunuz kişiyi sonra anlatacağım. Hatta anlatmak bile istemiyorum ben şu an. Herkes için bir spoiler olacak. Herkes için bir spoiler olacak. Oyunun epik müziklerinden birini çalıyoruz. Çalıyor yani. Erdem. Hı? Sen hiç PSP'de Final Fantasy 7 oynadın mı? Evet. Oynadım. Ama PSP'nin içinde kendi emülatörü var. Onun için PlayStation 1 oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Evet. Öyle bir durum var. Hatta PlayStation 1 emülatöründen ziyade direkt PlayStation Portable yani PSP ve PlayStation 3 PlayStation 1 oyunlarını açabiliyor. Öyle bir özellik var bu konsollarda. Direkt hani oyunun kendisini yükleyip açabiliyorsunuz. PSX oyunları olarak gözüküyor. Tabii ki. Şimdi şu an intro'yu izlediğimiz zaman bir tane tren geçiyor. Bu tren geçişi Crisis Core Final Fantasy 7 yani PSP oyunlarından bir tanesinde vardı. Ama anlatırsam çok spoilerlı bir seri. Çok spoilerlı bir şey. Çünkü sanki öyle grafikler çok hoş gözüküyor. Sanki öyle bir şey ki Crisis Core Final Fantasy'den önce yaratılmış gibi. Ama aslında Crisis Core 2007 yapımı buna 1997 yapımı clone görüyoruz. Abi kollara bak, grafiklere bak. Allah'ım. Abi PlayStation 1 oyunu. R ile koşuyorum. W'ye basıp R ile aynı anda koştuğum zaman. Ha, şimdi askerleri geldi şimdi. Oyunda da adımızı yazmadığımız için adımız şu an X-Stonger olarak gözüküyor. Maalesef grafiklere bak. Güzel. Bu da remake hali biliyor musun? İzlemişim abi ya. Bir tanesini alt etmek. Şeyi çok iyi düşünmüşler yalnız. O tren 3 boyutlu bir model değil. Orada video gibi bir şey var herhalde o trenin gelmesi sahnesinde. Onu çok iyi düşünmüşler eski zamanda hani. Aynen abi öyle. Duygulandım yemin ediyorum ya. Bu arada oyunun en güzel tarafı 6. level'dan başlıyor olmanız. Yani. Sürekli level atlamanıza gerek yok yani. Birden başlamanıza o kadar gerek yok. Evet. Şuradan gidiyoruz evet. Şunlarla konuşacağız. Çok şirin duruyor. Aynen çok şirin duruyorlar. Kaç gigabayt bu? 1 gigabayt falan galiba. Evet 1 gigabayt. Vay. Sen Soldier'daydın değil mi diyor. Senin gibi adadan çıkan iki grup zor mu olur ya da öyle bir şey mi diyor anlamıyorum ki. Avalanche ne demek? Soldier. He? Avalanche ne demek? Unuttum ya biliyorum ama unuttum. Soldier onlar bu sandığın gibi. Şeymiş çığ. Heyelan. Heh çığ. Onun çığlığı bizimle ne işi var? O önceden Soldier'dan gecesi. Bu Avalanche dediğimiz bir grup mu ne? Efendim?
Örgüt mü? Ne örgüt yani, bildiğin örgüt. Ama ama soğukluğun açık gibi artık bizim be. Senin adını tam olarak yakalayamadım. Tabi orijinalinde neyse gel onu yapacağız. Wow. Bu kadar. Ben olsam Muhittin koyardım. Bak. Hayır. Muhittin koymayacağım. Evet. Hayır abi. Belki başka bir seriyle falan olur da yani. Şey değil. Yok yok, kulağı da ben de verdim isim koydum. Ama Final Fantasy 3'te bir karakterlerden ismini Muhittin koymuştum. Tek başıma oynarken. Ne? Diyor, çekerken koymam da. Ha. Sizin... Şey vardı ya, Lunet. Doğru. Bir dakika, sizin adlarınızı unutamıyorum. Bu iş bittiği zaman ben buradan gidiyorum abi. Gidiyorum yani. Umurumda bile neyseniz falan diyor yani. Kıvamıyor şurada. Yani. Berk geliyor. Siz burada ne bok yediğinizi zannediyorsunuz? Sizin grup olarak hareket etmeyeceğinizi düşünmüş diyor. Teknifimiz Kuzey Makara yaptırı. Onun önündeki köprüde buluşacağız. Tamam. Bu arada oyun kasmıyor değil mi? Yok yok. Normalde 22 FPS, Flaps'ta çekerken 22 FPS. Anladım. Exogra, sana güvenmiyorum. Güvenmezsen güvenme. Sonra öyle bir güveneceksin ki. Tabi ya, orijinalde olduğu gibi bulmak ne berık. Hadi bakalım. Bare. Berit. Press'in Direction'a bakınız yani. VLC'ye şey yapalım. Abi gerçek hayatta böyle olduğunu düşünsene, hani oyunda bilgi veriyor böyle. Aynen. Oyunda karakter de sana cancel tuşuna basıyor ama gerçek hayatta evet. Askere gidiyorsun. Abi kralın sırtı çok tatlı. Kawaii. Aynen abi ya, ben bayıldım hani grafiklerine şu an, ben de mi alsam? Abi bu zaten remake'li versiyonu. Aynen. Bir dakika dur, hadi dur. Size kesinlikle ama bak kesinlikle Final Fantasy 3'ün remake'ini öneririm arkadaşlar. Müthiş. Evet. Şimdi biraz daha savaşacağız. Savaşlı bir şey yok falan olacak. Ben de kanalda Final Fantasy 3 çekmeyi düşünüyorum Can, ne dersin? Olur. Bu öldüm. Abi ne yaptı ama bize? Oh, you touch my tra-la-la. Sıkıldım da yoruldum da yani her şeyi böyle şey yaptım. Bunu yapmayacağım çünkü bu oyun Final Fantasy 7 hani. Benim de kanalda birkaç bıraktığım seri vardı, onları bitirmeyi düşünüyorum. Mesela Mario Portal ve New Super Mario Brothers serilerini evet. Bırakmıştım. Onları bitireceğim hani. Evet. Şu an biz neredeyiz abi? Onu açıklar mısın? Makara yaklaşıklarımız ona varmıyız yani. Kuzey Makara yaklaşıklarımız doğru ilerliyoruz şu an. Bakalım Barrett'a konuşmamız lazım galiba, evet. Bu arada Can sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Fraps'ten kendi sesini çekmeyi kapattın mı? Kapattım yani, hiç sorun yok. Güzel, tamam, burayı keseriz. Yo, bu senin reaktörünki ilk zamanın mı yani? İlk defa mı bir reaktör patlatıyorsun? Hayır. Hepsinden sonra Shiver için çalıştık biliyorsun. Gezegen full maka enerjisi gibi olur. Bütün maka enerjisi gibi olur. Buradaki insanlar bunu her gün kullanıyorlar. Bu gezegenin yaşam kaynağı ama Shinra bu garip makinelerde gezegenin yaşam kaynağını çekmeye devam ediyor. Ben burada edebiyat için burada değilim. Hadi şunu. Sadece şunu yapalım. Güzel dedi. Tamam. Bundan sonra artık benimle geliyor. Abi şöyle bir şey var bak. Adam bizimle geliyor. Şöyle bir şey var. Bizim içimize giriyor hem bizimle geliyor yani. Life Snigger'ın uykusu gibi. Anladın? Erik'le böyle bir de bütün karakter böyle içimize giriyor. Hiç bizimle gezmiyorlar yani. Jessica konuşmamız lazım bu kapıyı açmak için. Evet. 4 kişi aynı kişi içinde gidiyor. Biggs ve biz bu kapı için bir kurgumuz var diyor. Biggs ve bizim. Tamam. Cockney Spirit yani kok kabul ediyorsun bir şey oldu yani herhalde. Koş. Jesse. Cockney Spirit. Tamam. Kod deşifre edildi herhalde. He? The Spirit deşifreymiş. Ha. Güzel. İlk iş çevirdin. Sağ ol. Çok teşekkürler abi. Hadi lan. Abi
Hem iki parmakla hem W'ya basıyorum hem ara basıyorum. Hani şey yapıyor. Hemen şuradaki bu konu şey yap. Tamam. Buradaki pi sayısı mı lan? Hani lan? Neredeki? Tamam. Orada pi sayısı geçiyordu abi. Yok lan pi sayısı değil o. Başka bir şey olmasın. Başka bir şey olmasın abi. Jesse'nin surata bakar mısın? Abi. Yani yavaş yavaş Jack Burger bütün yaşamı emecek ve sonra boğulacak. Bu benim problemim değil. Gezegen ne yaşıyorsun? Nasıl senin problemin değil ya? Anlamıyorum ya. Kral nasıl bir insansın? Vurgun duymaz bir insansın Kral ya. Gezegen ölüyor Kral. Gezegen ölüyor. Gezegen ölüyor. Öleceksin. Hepimiz öleceğiz. Öleceğiz lan. Öleceğiz. Öleceğiz. Umursadığım tek şey bu işin bitmesi mi diyor? Evet. Umursadığım tek şey güvenlik ve robotların gelmesinden önce bu işi bitirmek. Benim çok kısa abi. abi karakterler yıkılanmış. Bu kadar bir şeydi olur lan. Abi çok güzel yapmışlar ya. Grafikleri. Aynen. Bu arada müzik çok. Zeşke ben de duyabilsem. Duyarsın kız gibi. Duyar. Zeşke ben hayır, de abi. Duyabilsem. Neyse. Abi gelip girme. Nereye gidiyorum lan ben? Evet. Oyunun en sinir olduğum şeylerinden biri ne? Nerede olması olsun karşımıza bunların çıkması abi. Evet, durduk yerde Final Fantasy'de tabi Overworld'de oluyor. Abi bunlar ne var? Karşınıza. What? Hadi Barret, Death Merit. Ve zafer müziğimiz Cloud çalıyor arkadaşlar. Yeeey. Lel. Cloud o kılıcı nasıl taşıyor abi ya? Bilmiyorum. Ne? Bu oyun bana bir arkadaşımdan hediye gelmişti. Evet, istiyorsan videoda ona teşekkür edebilirsin. Evet, Abdullah Enes Varlar, canım arkadaşım, çok teşekkür ediyorum sana. Adam Terraria, Vegas Epidemic ve bununla beraber olmak üzere Skyrim'i de attı bana. 4 tane oyun hediye etti bana, sağ olsun. Hadi lan, hadi. Öyleyse ses efektlerini çok merak ediyorum. Ses efektleri çok güzel. 7'yi daha önce PSP'de oynadım ama ciddi anlamda hatırlamıyorum. Aradan 4 yıl falan geçti. 4 yani. Yıl mı? Öldüm çık. Ne? Aaa zafer müziği yok evet. Bu oyunda. Aynı şeydeki gibi Final Fantasy 3'teki gibi o zaman. Bütün Final Fantasy serilerinde müzik öyle ki. Bak bunu hiç fark etmemiştim. Çünkü hani şu son yıllarda oynadığım tek Final Fantasy serisinden olan oyun bu Final Fantasy 3'ün remake'iydi. Son yıllarda hiç Final Fantasy oynamadım. Sırf o yüzden her şeyi unuttum abi ya. Sonic Rivals falan ondaki bölümleri ve yaptığımız şeyi bile unuttum. Evet ben şimdi ben nereden gidiyordum abi? Nereden gittiğimi unuttum lan. Abi bak. Abi yeter artık yeter. Hiç mi bıkmadınız lan? Biz savaşmaktan bıktık siz düşmanlarla abi. Hiç bıkmadınız mı lan? Hiç mi bıkmadınız? Aa, günde kaçmak yok mu? Yok abi yok hiçbir şey yok yani. Savaşa girdim mi tam gireceğim. Adam savaşa girdim. Hadi lan. Oğlum neyi bekliyoruz hala? Abi çok yavaş vuruyorlar. Hadi lan. Ha bu arada ya, hasar alınca gimmick break diye bir şey oluyor. Gimmick break ne yani? Öleceğin zaman falan anlıyorsun ki yani. Öleceksin o zaman bir power up yapan bari. İşte öldüreyim şunları da bilmem ne yapayım da. Tamamdır. Abi ben nereden gidiyorum? Nereden gitmem lazım ki benim? Belki nur altına git. Nur düşmüş lan oraya. Buraya mı? Ha. Buraya nur inmiş. Savaşa gitmeden önce kutsanayım bari. Ha ya yok ya. Ha lan ya. Ne? Oraya girebiliyor muyuz? Nereye? Buraya mı? Hayır. Girebiliyor musun? Aa sağ ol lan.
Abi çok teşekkür ederim. Evet şuradan koşuyoruz. Q'ya basıyoruz. Sonra köşesiyle konuşuyoruz. Tamam okey. Tamam. Şu Q'ya basalım ki şuraya gidelim. Yok ki şurada bir merdivenlerden inelim. Allah buhar. Abi yok tamam bir şey. Orada bir şey var. Ona olmadan ben hayatta gitmem orada. Mavi bir şey var. Ha, mavi bir şey var. Alalım ona. Ne yapık? Potion. Yaşasın. Potion. Yaşasın. Potion'ımız o. Renk. Buharın önünden geçemiyor musun? He? Buharın önünden geçemiyor musun? Hayır abi. Yön burası yani. Ben bu oyunu daha önce oynadığım için biliyorum hani. Abi sorun şu ki. Clank o borulardan nasıl yürüyor? Mantıklı. Evet. İşte şimdi. Evet. Bu bölümde bu kadar. Oyunu kaydedeceğim. Save 2. Kaç dakika oldu tam olarak? Hiç bilmiyorum da yani. Büyük savaş size sürpriz olsun. Heyecan size sürpriz olsun. Yani. Tamam oyunu kaydedelim. Tamam, şöyle kaydedelim. Hadi. Tamam. Oh, tamam. Şimdi ben bu şeyden girersem eğer... ben buraya yön alırsam... Abi... yine yön alıyorum abi. Hepsi de Allah kahretsin arkacı. Arkadaş yaptım. Abi back attack, arkacı. Arkacı, piçler falan. Ne? Öldürürüz, sıkma canını. Kapatalım. Oha 73 vurdum lan. Abi 73 vurdu. Fark ettim. Tamam. Bunda level atlamak kolay gibi mi geldi? Yok canım, sonraki seviyelerde şey oluyorsun biraz. Sanırım bir oyunda bir şey oluyor, hemen 99 level falan çıkıyorsun, hiç anlamadım yani. Canın falan çok fazla oluyor yani, bir uyutma şeyi alıyorsun. Hani anlamıyorum. Şuradan girersen ben eğer şuradan büyük bir savaş çıkacak yani ondan sonra. O büyük savaşı ve büyük olayı size sona saklamak istiyorum. Bu videonun devamı gelecek, serinin devamı gelecek. Benden hepinize ve Ergam'dan da hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.